Selam dostlar bugün Dreamworks'un 2026'ya kadar getireceği animasyon filmler hakkında video hazırlamak istedim. Açıkçası Dreamworks'un son zamanlarda bir dolu filmini duyururken henüz duyurmadığı ve gelmesi beklenen harika birçok animasyon film bulunuyor. Açıkçası bu filmler içerisinde benim en çok sevdiğim animasyon filmlerde bulunuyor. Keza bunların arasında dediğim gibi Ejderhan'ı nasıl eğitirsin'e kadar birçok farklı yapımda yer almakta. Özellikle bu videoyu yaparken bile heyecanlı olduğumu ve yeni gelecek animasyon filmler için aşırı hype'landığımı söyleyebilirim ve bugün her birini beraber konuşacağız. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Dreamworks'un 2026'ya kadar kesin gelecek animasyon filmleri içerisinde ilk filmimiz Çizmeli Kedi 3 bulunuyor. Çünkü bu film zaten 2011 yılında çıkmasıyla herkes tarafından sevilen bir film iken 2022 yılında çıkan Çizmeli Kedi Son Dilek filmiyle resmen efsane olmuş ve Dreamworks'a e bayağı başarı getirmişti. İşte bu yüzden Çizmeli Kedi Son Dilek filminden sonra kesin olarak 3. film gelecek ve bu film sayesinde Shrek ve Çizmeli Kedi evreni daha fazla genişleyecek. Bu filmin ne zaman geleceği tam belli olmasa bile kesin kesin olarak geleceğini biliyoruz. Çünkü film zaten ikinci filmle beraber tavana çıktıktan sonra bu filmin üçüncü filmi kesin gelecek. Çünkü bu kadar başarılı bir filmin devamı kesinlikle gelir ve Dreamworks'un planları arasında bu filmi getirmek bulunuyor. E bir zahmet getirsinler böyle bir filmin devamı gelmez mi ya? Kesinlikle gelince izleriz. Dreamworks'un kesin olarak getireceği bir diğer film ise Kung Fu Panda 4 filmi bulunuyor. Çünkü Dreamworks'un en sevilen serilerden biri olan Kung Fu Panda serisi filmleri dışında çıkarttığı onlarca yan dizisiyle bizlere her daim eğlendirmiş ve severek izlediğimiz filmler olmuştu. Aradan geçen onlar yıldan sonra artık 4. filmin gelmesi beklenirken Dreamverse direkt Kung Fu Panda 4'ün çıkış tarihini açıkladı ve filmin 2024 yılında kesin olarak geleceğini söyledi. Yani kısaca Kung Fu Panda 4 geri dönüyor. Açıkçası film için şimdiden bayağı heyecanlı oldum ve bu sefer Po'nun hangi düşman ile savaşacağını aşırı merak ediyorum. Artık bunu da önümüzdeki aylarda öğreneceğimizi düşünüyorum. DreamWorks'ün bir diğer animasyon filmi ise Shrek 5 olarak geçiyor. Shrek serisi zaten DreamWorks'ün herhalde en popüler filmleri arasında geçiyor. Bu filmler sırasında animasyonlara nazaran daha farklı olması ve içinde her yaştan kişiye hitap edebilecek sahnelerin bulunması, hikayesinin farklı olması bizi Shrek filmlerine bağlayan en iyi kısımlarından biri olarak geçer. Zaten Shrek 4'ten bu yana 5. film uzun süredir beklenirken DreamWorks Shrek 5'i kesin olarak getirmeyi düşünüyor. Zaten Çizmeli Kedi son direkt filminin aşırı başarılı olduğunu da bildiğimiz için Shrek 5'in geleceği her an onaylanabilir. Açıkçası bu film serisini çok sevdiğim için şimdiden gelmesini can anı gönülden istiyorum Dreamworks'un benim en sevdiğim animasyon serisi olan ki keza zaten çoğunuz da biliyor. Ejderhanın nasıl eğitirsin yeni filmi de kesin olarak geliyor. Geçmişten bu yana çıkan tüm Ejderhanın nasıl eğitirsin dizilerini ve filmlerini açıkçası izlerken çocukluğumda efsane geçmesini sağlamıştı. Ejderhanın nasıl eğitirsin 3 gizli dünya ile sonlanan seri uzun zamandır hayranlar tarafından beklenirken Dreamworks harika bir açıklama ile filmin duyurusunu yaptı ve Ejderhanın nasıl eğitirsin yeni filmin geleceğini onayladı. Bu filmle serinin yeniden başlarken Love Action olması beni aşırı heyecanlandırdı. Yani çocukluğumdan beri izlediğim Ejderhan'ı nasıl eğitirsin filmlerini seven biri olarak artık Love Action izlemek bayağı efsanevi olacak ve filmin de aynı zaman içerisinde 2025 yılında geleceği resmi olarak da açıklandı. Önümüzdeki 2 yıl içinde de kesin olarak Ejderhan'ı nasıl eğitirsin yeni filmi geliyor ve biz de izleyeceğiz. Umarım film daha önce de olduğu gibi efsane olur ve filmi izlerken bayağı eğlenirim. Dreamworks'un getireceği bir diğer film ise Rise of the Guardians serisinin ikinci filmi. Bu filmin devamı olan ikinci film aslında gelmesi bekleniyor. Eğer bilmiyorsanız Efsane 5'li çıktığı zaman bir hayli fazla sevildi ve içindeki karakterler ile bayağı ses getirdi. Ben Rise of the Guardians filmini izlerken içindeki tüm karakterler ve ana kötüsü olan Pete Black yani Karabasan resmen efsane olduğunu düşünüyorum ve kesinlikle filmi taşıyan temel karakterlerden biri. Bu filmin devamı uzun zamandır beklenirken Dreamworks her seferinde film hakkında herhangi bir açıklama yapmadı ama 2026'ya kadar gelecek kesin filmlerin arasında bu film de yer alıyor ve hangi film gelecek diye soruyorsanız bu film kesinlikle yer ve muhtemelen Rise of the Guardians 2 filmi olacak. Filmin içindeki tüm karakterlerin geri döneceğini de düşünürsek bu film efsane olacak ve umarız bir an önce de gelir. Evet dostlar bugün Dreamworks'un 2026'ya kadar kesin getireceği animasyon filmler hakkında konuşmak istedim. Hani bu animasyon filmler kesinlikle 2026'ya kadar gelecek. Açıkçası Dreamworks'un son zamanlarda çıkarttığı her filmi aşırı hoşuma giderken bu filmlerin kesin olarak gelmesi beni aşırı derecede heyecanlandırıyor ve bir an önce de tüm hepsini gelmesini istiyorum ve her birini de izlemek istiyorum. Bu liste içerisinde her ne kadar Kung Fu Panda 4 veya Ejderhan'ın nasıl eğitilsini yeni filmi gibi onaylanan filmler olsa bile Rise of the Guardians Shrek 5 ve Çizmeli Kedi de kesin olarak gelecek. Fakat şimdilik bekleniyor ve onaylanmasını bir nevi de olsun bekliyoruz. Açıklanmasını bekliyoruz. Yani bu filmlerde kesin olarak gelecek ve şimdiden heyecan içinde bekliyorum. Daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşçakalın. Bay bay.